GSC Motor'dan satılık 2012 model Kia Rio aracı inceliyoruz. Aracımız hatchback spor kasa olup 17 inç spor jantlara ABS, ESP, EBD ve 4 teker disk frene sahip. 1396 cc motor hacmi, 109 beygir motor gücü, 137 Nm torka sahip ve 1168 kg ağırlığa sahip olup 11,5 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabilmektedir. Aracımız şehir içinde 7.2, şehir dışında 5.4, ortalamada 5.5 litre yakıt yakmaktadır. Park sensörü, dijital klima, sunroof, otomatik kapanan aynalar, airbag gibi daha birçok konforları da sunmaktadır. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün GSC Motors'a ait Kia Rio aracımız var. Aracımız 1.4 litre benzinli. Aracımız satılık. Aracımız 80 kW arkadaşlar. 109 beygir. Ağırlığı 1168 kilo aracımızın, ama tabii ki bu versiyonuna göre değişiyor bu araçlarda ağırlıklar. Bu full versiyonu olduğu için biraz diğerlerine göre biraz daha ağır. Ama bu araçlar normalde 1066 kilogramdan başlıyor. Ve aracımız 2012 model. 0'dan 100 kilometre bu araç. 11,5 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı 183 kilometre aracımızın. Şehir içinde 7.2, şehir dışında 5.4 litre yakıt yakıyor. Ve ortalamada da bu aracımız 5.5 litre gibi bir yakıt sarfiyatı var aracımızda. Dediğimiz gibi aracımız 1168 kilogram, 0'dan 100 kilometreye 11,5 saniye gibi bir sürede hızlanıyor. Bir stop lambamız var. Arkada hatchback olduğu için aracımız sileceği var. Onun haricinde burada Rio logosu var. Krom kaplamalı. Krom kaplamalı ortada bir tam bagaj kapağımızda Kia yazısı var. Burada da gördüğünüz gibi aracın Eco Nitik teknoloji diyor. Aracımız Eco Mod, yani yakıt sarfiyatı düşük olan modeli. Ayrıca aracımıza tüp de konmuş sonradan. Aracımız full versiyon olduğu için arkada gördüğünüz gibi park sensörlerimiz var. Tamponumuz gövde renginde. Ama altında böyle siyah bir bıyık yapılmış. Arka sis lambalar da mevcut. Gördüğünüz gibi. Yanlarda lastiklerimiz 17 inç. Jantlarımız var. 4 lastikte ABS, disk fren, ESP var. Aracımızın kapı kolları da gördüğünüz gibi gövde renginde. Aynalarımızda yanda sinyallerimiz mevcut. Ayrıca otomatik olarak anahtardan kapanıyor. Yani otomatik kapanması var. Aracımızda sunroof var. Full versiyon araç arkadaşlar. Ön tarafta da gördüğünüz gibi aynı şekilde krom kaplamalı hava ızgaralarımız var. Altta da aynı şekilde siyah. Krom kaplama yok ama hava alıyor buradan da aracımızın motoru. Yanlarda sis lambalarımız var. Mercekli. Farlarımızda gördüğünüz gibi halojen farlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın dış görünüşü böyle. Aracımıza önde su fıskiyelerimiz de var. Kaputun altında olduğu için çok fazla donma riski yok. Aracımızın dış görünüşü böyle arkadaşlar. Aracımız hatchback kasa olduğu için, daha doğrusu spor kasa olduğu için bagajı biraz küçük. 288 litre hacimde bir bagajımız var. Gördüğünüz gibi zaten bagajda araçta aynı zamanda tüp de olduğu için bir yer kaplıyor. Arka bagajımız böyle arkadaşlar. Yani fena değil. Aracın arka bagajının büyüklüğü çok kötü değil. Arkalarda cepler var. Birazcık içerisi karanlık olduğu için tam gözükmüyor ama bagaj büyüklüğümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fena değil. İdare eder. Arka bagaj kapağımızda çift amortisör var. Gördüğünüz gibi. Arka camımızda rezidans var. Hemen şurada bagajı kapağını kapatmak için tutma yerimiz var. Tutup çektiğimiz zaman çok rahat bir şekilde kapanıyor. Aracımızın arka tarafına gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın içi de çok fena değil. Genişliği güzel. Arkaya rahat oturacak pozisyon var. Kapı kaplamalarımız plastik. Krom kaplamalı kapı kolları var. Böyle krom gibi görünüm vermişler. Aslında krom değil ama parlak. Küçük bir burada cebimiz var. Zaten kapıyı çekip kapatmak için. Altta da gördüğünüz gibi bir bardaklığımız var ama çok fazla bir büyük değil. Dört camımız otomatik. Camlarda böyle düğmelerimiz var. Otomatik. Açılıp kapanıyor. Burada bir hoparlörümüz var. Arka kapılarda hoparlörlerimiz var.
aracımızın iç genişliği fena değil. El tutamaklarımız var. Aracımızın üstünde sunroof var. Önde ve arkada gördüğünüz gibi aydınlatma lambalarımız var. Arkada 3 kişilik kafa dayamamız var. Bunlar da gerçekten önemli. Ayrıca gördüğünüz gibi emniyet kemerlerimiz. Burada bir Isofix'imiz var. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Araçtaki ön koltukları ben kendime göre ayarladım. Yani aracımızın arkası da gördüğünüz gibi böyle. Dışarıdan baktığınız zaman araç küçük gözüküyor ama gördüğünüz gibi gerçekten aracımızın arkası gayet rahat. Kafa mesafesi de çok fazla yüksek değil ama gene şu an benim kafamın üstünde elimi gezdirecek kadar boşluk var. Onun haricinde arkalarda böyle gördüğünüz gibi koltukların, ön koltukların arkasında böyle filelerimiz var. Buralara ufak tefek dergi mecmua bir şeyler koyabiliriz. Onun haricinde gördüğünüz gibi şurada bir şaft düzlüğümüz var. Yani şaft tepeciğimiz var daha doğrusu ama artık burası düzlük gibi. Bunda çok fazla belli olmuyor. Yani çok rahat. Üçüncü kişi oturduğu zaman çok fazla sıkıntı yaşamaz. Sadece şu var birazcık. Ayaklarını böyle yanlara koyduğu zaman rahat olur. Burada ön tarafın kol dayaması var. Arka koltukta kol dayamamız yok. Onun haricinde işte emniyet kemerlerimiz var. Buralarda gördüğünüz gibi airbaglerimiz var. Arkadaşlar aracımızın arka tarafı da gördüğünüz gibi böyle el tutamaklarımız var. Camlarımız otomatik. Kapılarda bardaklıklarımız mevcut. Kapılarda ayrıca kolonlarımız var, hoparlörlerimiz var. Arka tarafta hoparlör yok bunda. Aracımızın arka tarafı böyle arkadaşlar. Şimdi bir de aracımızın ön tarafına göz atalım. Bu arada gördüğünüz gibi kapı açılışları falan 10 numara güzel. Ön kapı da aynı şekilde arka kapı gibi plastik. Burada 4 camın otomatiği var. Ayrıca full otomatik camlarımız. Burada otomatik kapı çocuk kilidimiz var. Camlarımızı kilitliyor. Burada ayna ayarımız var. Sağ sol aynayı buradan ayarlayabiliyoruz. Sağ yaptığımız zaman sağ taraf, sol yaptığımız zaman da sol taraftaki aynalarımızı ayarlayabiliyoruz. Bu düğme de aynalarımızı kapatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastığımız zaman kapatıp açabiliyoruz. Burada da böyle bir cebimiz var. Çok fazla büyük değil ama idare eder. Ön kapılarda da arka kapıda olduğu gibi bir hoparlörümüz var. Burada koltuğumuzu geriye yaslama sırt kısmını ayarlıyoruz. Burada kirkomuz var. Koltuğu aşağı yukarı gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Böyle aşağı iniyor. Aşağı yukarı alabiliyoruz yani. Hemen burada bir tane benzin kapağını açmak için bir kolumuz var. Ön tarafta ön kaputumuzu açıyoruz. Şuradan da koltuğumuzu ileri geri alabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi farlarımız, ESP şeyimiz, ayarımız. Burada gaz, araca sonradan koyulan gaz sisteminin göstergesi var. Burada da böyle arkadaşlar. Şurada da işte göstergemizin ışıklarını ayarlayabiliyoruz oradan. Normal burada da havalandırmalarımız var. Klimanın, aracın havalandırmaları. Onun haricinde arkadaşlar şöyle içeri geçelim. Direksiyonumuzda da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle multimedya butonlarımız var. Buradan radyoyu, kanalı değiştirebiliyoruz. Sesi açabiliyoruz. Burada da telefon bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca müzik sesini buradan açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın göstergesi de kontağı çevirdiğimiz zaman bu şekilde açılıyor. Ben bunu kapatayım. Aynı zamanda şu an radyo da açık. Radyoyu da kapatayım. Otomatik farlarımız var. Otomatik sensörlerimiz var. Aracda yağmur sensörü de var. Gördüğünüz gibi burada düğmede sinyal kolumuz var. Lambaları buradan açıp kapatabiliyoruz. Ön tarafta da hemen şurada bir gördüğünüz gibi ışığa duyarlı bir sensörümüz var. Farlar otomatik olarak açıp kapatıyor. Ön tarafta da normal araçlarda olduğu gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi havalandırmalarımız. Buradan açıp kapama butonumuz, düğmemiz var. Buradan dörtleri yakıyoruz. Aracımızın ön tarafı da böyle. Multimedyamız var. Küçük bir ekranı var burada. LCD ekran. Onun haricinde buradan multimedya yazılımı, ses ayarlarını falan yapabiliyoruz. Direksiyondan yaptığımız gibi buradan da yapabiliyoruz. Buradan hemen silecek kolumuz var. Aracımızda dediğimiz gibi otomatik sileceğimiz de mevcut. Buradan USB girişlerimiz, AUX girişlerimiz, 12 volt çakmaklığımız. Burada arka cam buhar önleyicimiz var. Burada gene aynı şekilde klima düğmelerimiz, mod düğmemiz, araç içindeki havayı döndürüp dolaştıran butonumuz var. Yani dışarıdan hava alabiliriz. İstersek içerideki havayı çevirebiliriz. Burada otomatik kilidimiz var. Burada da arkadaşlar dijital klimamız var. Sağlı solu bunu ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde de sağ tarafta da gene aynı kapımız da aynı. Plastik kaplama bir kapı. Burada havalandırmalarımız var.
Ön tarafta şurada hemen Twitter'larımız var. Burada bir cebimiz var. Kapıda hoparlörümüz var. Böyle de gördüğünüz gibi önde bir torpidomuz var. Torpidomuz da gerçekten aracın boyutuna göre baktığımız zaman bayağı iri duruyor. Burada airbag'lerin sıkıntısı olduğu zaman göstergesi yani arkadaşlar bu. Airbag'lerde sıkıntı olursa buradan görebiliyoruz. Hemen burada önde bir airbag var. Şoförün airbag'i de burada direksiyonumuzda. Aracımızın tavanda gördüğünüz gibi gene aynı şekilde güneşliklerimiz mevcut. Aynamızın şoför aynasının gördüğünüz gibi lambası da burada. Onun haricinde yolcu içinde gördüğünüz gibi bir aynamız var. Gölgeliğimizde. Burada da gene aynı şekilde lambası var. Şu an kontak kapalı olduğu için yanmıyor. Aracımın tavanında gördüğünüz gibi burada bir multimedya mikrofonumuz var. Telefonla konuştuğumuz zaman sesi buradan alıyor. Onun haricinde de burada tavanı açıp kapatma butonlarımız, aydınlatma lambalarımız mevcut. Şoför tarafında el tutamağı yok ama diğer taraflar da var. Gördüğünüz gibi tavanımız açık. Arkada şurada hemen bir lambamız daha var aydınlatma. Aracımızın ön tarafı da böyle arkadaşlar. Aracımız otomatik vites. Gördüğünüz gibi otomatik vitesimiz var burada. Onun haricinde burada iki tane bardaklığımız var. İki adet el frenimiz ve kol dayamamız mevcut arkadaşlar burada. Kol dayamamızı da böyle açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi içinde bayağı derin. Kullanışlı da bir kısım var. Bayağı derin yani bir karış var aşağı yukarı. Böyle arkadaşlar. Aracımızın ön tarafı da böyle. Otomatik kararan dikiz aynamız da mevcut arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Aracımızın içini dışını çektik. Teknik bilgilerinden biraz bahsettik. Araç hakkında merak ettiğiniz daha başka bilgiler de olursa GSC Motors'u arayarak onlardan yardım alabilirsiniz. Aracımızın motoru 1396 cm3, 109 beygir gücünde aracımız ve 137 Nm bir torka sahip. Aracımızın ağırlığı dediğimiz gibi 1168 kilogram ağırlığında aracımız ve bu ağırlıkla 11.5 saniyede bu aracımız 100 kilometreye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani sıfırdan 100 kilometresi 11.5 saniye. Gerçekten verileri değerleri güzel aracımızın. Yani ayrıca aracımız gerçekten ekonomik bir araç. Şehir içinde 5.5 litre gibi, şehir dışında 5.5 litre gibi bir yakıtı var. Yani daha doğrusu aracımız ekonomik bir araç. Karması 5.5 litre, 6 litre arası. Tabii klimayı falan açtığımız zaman bu birazcık daha yükselecektir. Aracımızda airbaglerimiz var. ABS var, ESP var. Güvenlik açısından da donanımlı bir araç. Boş bir araç değil. Ayrıca lastiklerimiz, jantlarımız 17 inç. Spor jantlar var araçta. Lastiklerimiz güvenli. 4 tekerlekte disk fren var. Ayrıca dediğimiz gibi ABS, ESP var araçta. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman güvenli bir araç oluyor. Aracımız çok öyle geniş büyük bir araç değil ama içine oturduğumuz zaman aracımız öyle dışarıdan baktığımız gibi ufak bir araç olmadığını gösteriyor. Aracımızın içi gerçekten hem konforlu hem de rahat arkadaşlar. Yani oturuş pozisyonu olaraktan çok güzel. Bu araç ailelere gider. Onun haricinde gençlere gider. Aracımız çünkü spor görünüşü var aracımızın. Jantları falan da büyük, lastikleri falan da büyük. 17 inç. Bunlara baktığımız zaman gerçekten hem gençlere hem de işe gidip gelecek insanlara uygun bir araç. Kullanımı rahat, otomatik vitesli bir araç. Bayanlar da çok rahat bir şekilde bu aracı kullanabilirler. Aileler de bu aracı kullanabilirler ama geniş aileler için, büyük aileler için çok uygun bir araç değil. Arkaya 3 kişi çok rahat oturabilir ama bagaj kısmımızı çok fazla kullanamıyoruz. 288 litre gibi bir bagaj hacmi var. Bu da çok bence yeterli değil ama aileler için, ufak aileler için tabii ki yeterli. Ama büyük bir aile ise ben bagajımı, valizimi yanımda götürürüm. Yanımda özel eşyalarımı çok bol miktarda götürürüm derse tabii ki onlar için sıkıntı. Aracımız böyle arkadaşlar. Araç hakkında, fiyatları hakkında ne bileyim bilgiler almak isterseniz dediğimiz gibi GSC Motors'u arayabilirsiniz. Arkadaşlar size her türlü yardımcı olacaktır. Aracımızın güvenliği sağlam dedik. Frenleri gerçekten çok sağlam. Ben şu an burada dükkanda, arkadaşların dükkanındayım. Dükkanı da bana bıraktılar. Aslında ben test sürüşü de yapacaktım aracı ama zaten aracı daha önceden kullandığım için onu da böyle bu bilgileri de böyle vereceğim. Virajları falan arkadaşlar aracımızın fena değil. Yani gerçekten mesela bazı büyük daha oturaklı arabalar var görünüş olarak ama bu araç ufak boyutlarına rağmen gerçekten amortisörleri falan, lastikleri falan güzel spor lastikler var dediğim gibi. Virajlara falan girdiğiniz zaman da öyle çok fazla bir savrulma falan yapmadı. Gerçekten benim hoşuma gitti yani. Ben daha önceden Kia Rio eski modellerini kullanmıştım ama bu 2012 model hiç kullanmamıştım. Yani daha büyük araçlarını kullandım.
Yani Kia'nın ufak Rio'sunu hiç kullanmamıştım ama bunun daha üst modellerini kullanmıştım. Ama Kia Rio'nun da daha eski modellerini, yani 2000'li yılların modelleri olanlarını kullanmıştım. Onlar da mesela gidiş olarak buna göre bana daha seriydi onlar, ama bu araç tabii 1.4, torku çok kuvvetli değil. Dizellerin torku daha kuvvetli. Benim kullandığım araç dizeldi. O hem dizeldi hem de kuvvet olarak da daha iyiydi yani. Ama bu araçta tabii ki 1.4 otomatik vites, ana buna göre hızlanması falan, ivmelenmesi falan da güzel gerçekten. Yani benim hoşuma gitti. Hani otomatik vites olmasına rağmen öyle hantal bir araç değil yani arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Onun haricinde arkadaşlar, böyle bir araç alınır mı derseniz, bana göre paranız varsa tabii ki alınır. Ama araç fiyatları tabii ki çok yüksek. Ben şu anda bunu kaça verdiklerini bilmiyorum. Arkadaşlar burada yok. Aracımızın ikinci el piyasasını söylersek arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla bu aracın ikinci el piyasası 130 bin liralar civarında gidiyor. İkinci eli de bu araçların fena değil. Yani satmak istediğin zaman tabii ki şimdi bazı hızlı giden araçlar kadar çok hızlı değil, ama bunların ikinci el piyasası da fena değil. Yani satılıyor. Zaten aracımız full versiyon bir araç. Yani aracımızda bu modelde olan özelliklerin hemen hemen neredeyse tamamı var. Sunroof var. Spor kasa. Yani aracımızda çelik şeyler, aracımızın 17 inç spor lastikleri var. Jantları güzel gerçekten. Aracımızın albenisi var. Rengi de zaten kırmızı, gördüğünüz gibi. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun değil. Arkadaşlarımız rengi için 3 kuruş fazla istemezler yani. Ama aracı merak edenler, almayı düşünenler varsa GSC Motors'u arayarak onlardan destek alabilirler, bilgi alabilirler, fiyat alabilirler. Araç hakkında hani kazası, boyası falan ufak tefek muhakkak ki şeyleri vardır aracın, ama bu araç temiz bir araç. Yani bunda benim gördüğüm kadarıyla ufak tefek şeyler haricinde hiçbir şey yoktur araçta. Şasisi, kasası sağlam aracın. Motoru falan yürür de güzel aracın. Zaten aracı satan arkadaşımız kendisi GSC Motors. Aynı zamanda burada mekanik bakım yapıyor. Araç motoru yapıyor. Yani hem motor hem mekanik işi yapıyorlar burada. Ayrıca araçların periyodik bakımlarını da yapıyorlar. Yani bu konuda da size yardımcı olabilirler. Eğer Ümraniye çevresinde oturuyorsanız, burası Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi. Yani bu çevrede oturanlar zaten bu arkadaşlarımızı çok iyi tanırlar. Gerçekten işçilikleri de temizdir. Yani bakım yaptırmak isteyen, mekanik sıkıntısı olanlar buraya gelip eksikliklerini de yaptırabilirler. Araç hakkında da bilgi almak isteyenler de gene aynı şekilde arayıp onlardan destek alabilirler. Aracın gerçekten özellikleri güzel arkadaşlar. İkinci el piyasası da dediğim gibi fena değil aracın. Arkadaşlar aracımız böyle. Videomu sonuna kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim. Like'larınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer abone değilseniz arkadaşlar, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.